Yarın bir yolculuğa çıkacağımız için şöyle bir karavan içini bir temizleyeyim dedim. Çok hassas birisiyim ben. Yani bir yerde en ufak tüy bile olsa onu mutlaka temizlemem lazım. Şöyle. Dün de halı kestirdim karavanın içine. Kışın ister istemez zemini biraz soğuk oluyor. En azından biraz soğuğu kessin diye salı pazarından tabanlara halı kestirdim. Evet, şunu koyalım yerine. Şimdi tekrar yerine koyalım. Şimdi bu karavanlarda ben çanak taktırdım, normal çanak karavana, seyyal olarak. Bir yere gittiğimde ön tarafa takıyorum ama hiçbir şekilde randımanlı değil. Yapacak bir olan varsa tavsiye etmem. Normal internetten kanalları izlemek daha mantıklı. Çünkü her yerde bunun ayarını yapamıyoruz. Biraz problemli. Duyuyor muydu? Devamlı buraya gel. Bakalım. Evet, burası bu da. Şuraya mı gel? Evet. Bu da buranın. Taban işini hallettik. Şoförlük. Şöyle koyalım o zaman. Tamam. Bu buran değil ya.
Dur. Şu an herhalde. Buranın galiba. Dur bakalım. Tamam, bu buranın, bu buranın. Şimdi biraz da ısındı tabanlar. Tamam. Bu da tamam. Şimdi şunu şöyle koyalım. Penceresinden hafif biraz su aldı da karavan. Onu dur bakalım. Şu yağmurlar bir geçsin, onu çözeceğiz. Acaba neden oldu? Hata nerede, eksik nerede, onu kontrol edeceğiz. Dedim ya, temizlik konusunda çok hassasım ben. Hiç kimseye elini sürdürmem temizlikte. İlla mutlaka kendim yapmam lazım. Şöyle. Neyse, şurayı da ayarlayayım, ondan sonra buraya koyarım. Dur. Şurayı da ayarlayayım. Şimdi sıra geldi aynaya. Camcı bir arkadaşım var, Mustafa diye. Sağ olsun. Cam taktırayım dedim, ayna taktırayım. O da karavanınıza hediyem olsun dedi, bir tane taktı. Şöyle tam iyi de oldu yani, tam yerine oturdu. Şöyle bir tane diye.
Bu Erbaa karavan gerçekten gösterişi falan yok ama malzemeler güzel, dayanıklı. Adamın elinden yağ gibi kayıyor. Tamam, şimdi burası da tamam. Kovaya gerek kalmadı. Şunu da buraya. Şunu da. Mutfak tezgahının üstünde sildiğimiz zaman olay bitecek. Şimdi beni takip edenler bilir az çok. Bu karavanı ben şu karşıdaki mavi araba var bak, küçük mavi araba karşıda. Suzuki. Şöyle göstereyim. Karşıda mavi arabayla. 1.1 motor Suzuki'ydi bu. Bu karavanı onunla çekiyordum yalnız. Yani düz yolda problem yok ama yokuşlarda biraz problem vardı. Şimdi ben geçen hafta bir tane çekidemir aldım. Benim diğer arabaya şuna. Bu da Master 2005 model. Çekidemir de şurada taktım. Dün denedim bunu. Gayet rahat çekiyor. Şu anda problem kalmadı. Bunu da yarın işlettireceğim TSE'den. Resmi olarak yolumuza devam edeceğiz bundan sonra. Şimdi bu karavanları 1.1 motor çekiyor ama düz yolda çekiyor. Yani bir yokuşta, hele hele bir yokuşta durduğun zaman kalkması çok zor oluyor. Bir de ben şu olayı tecrübe ettim. Karavanı çeken aracın karavanından en az 2 misli ağır olması lazım. Neden mi? Allah göstermesin bir aksi durumda mesela karavan savursa, sağa sola yalpalasa, senin öndeki araban küçük olduğu için o arabaya hükmedecek karavan. Ne yapacak? Takla attıracak, ters çevirecek. Ama araban ağır olursa buna gücü yetmeyebilir taşıdığın karavanın. O yüzden biraz daha güvenli olabilir. Ben de bu arabaya taktırdım işte çekidemiri. Şimdi rahat rahat hiç hissetmeden araba çekiyor. O konuda artık problem bitirdik yani bu çekme konusunda. Yokuşlara, dağlara artık gidebiliriz yani. Şey yok, problem kalmadı. Düz yolda küçük araba çekiyordu.
Yani o iyiydi ama yokuş çıkacak mı? Yolda kalacağız mı? İşte araba yorulacak mı? Hep bunun düşüncesiyle devam ettik. O düşünceyi artık bitirdik. Yarın da 3 günlüğüne bir Antalya'ya gideceğiz. Orada ne yapılır? Karavan parkları nerede var? Ve ücretleri nasıldır? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim size. Bu temizlik videosu oldu. Bunu burada bitirelim. İleriki videolarda görüşmek üzere. Evet, etrafı da gösterelim tekrar. Hadi iyi akşamlar herkese.